Herkese merhabalar, bu videoda sağlık sigorta planı içeriğinden bahsetmek istiyorum. Bir sağlık sigorta planını nasıl okumak gerekir? Özellikle terimler, co-pay, co-insurance, deductible, out of pocket nedir? Sağlık sigorta planına kaydı olmadan önce neleri göz önünde bulmak gerekir? Bunlardan bahsedeceğim. Bunu Kaiser'in Silver planında göstermek istiyorum. Fakat tabii her sigorta planının kendine göre içeriği farklıdır. İçerik derken sizin... Doktora gittiğiniz zaman veya bir ameliyat olduğunuz zaman ücretlendirmeniz planınızın içeriğine göre değişir. Fakat terimler aynıdır. Mantığı terimleri anladıktan sonra sağlık sigorta planınızı o şekilde mukayese edebilirsiniz. E, e, tabii şimdi bütün sağlık sigorta planlarında bir in-network bir de out-of-network vardır. Şurada gördüğünüz gibi in-network sağlık sigorta planınızın e, kabul gördüğü doktor veya hastanelere gidebileceğiniz ve ona göre ücretlendirileceğiniz kısım. Bir de out of network yani e, sigorta planınız firmanız e, anlaşmalı olduğu olmayan evet. bir doktor veya hastaneye gittiğiniz zaman ne kadar ödeme yapıyor onu görebileceğiniz yer. Tabii burada mutlaka e, sağlık sigortanızı doktor ve hastanesi e, kabul gören yerlerde kullanmanız önemli ki ona göre sağlık sigortanız geçerli olsun. Tabii e, en e, önemli noktalar sağlık sigorta planının içeriğinde copay yani doktora gittiğiniz zaman e, hastane git doktora gittiğiniz zaman muayene ücreti. E, burada e, primary care visit yani e, aile doktoru ücreti. Doktora gittiğiniz zaman bir copay verirsiniz. Aile doktoru ise, genel bir doktorsa. Tabi bir uzman doktora gittiğiniz zaman mesela bu planda e, 80 dolar veriyorsunuz. Uzman doktorlar biraz daha pahalı oluyor. E, primary care doktoru, aile doktoruna göre. E, onun haricinde eee Deductible. Deductible nedir? Deductible bir yıl içerisinde yatılı bir operasyonda cebinizden çıkacak olan üst limittir. Yani o limite kadar siz yatılı operasyonlarda, ameliyat gibi durumlarda siz cebinizden ödemekle sorumlu olduğunuz üst limittir. Bu planda 4000 dolar. Tabii bir de out of pocket var. Out of pocket de e, yıl içerisinde Doktora gidebilirsiniz, MRI, laboratuvar testi gibi testler alabilirsiniz. Bunların hepsine göründüğü gibi e, ufak ücretler veriliyor. Tabi bunların hepsi cebinizden çıkan bütün bunların hepsi e, sigorta firması tarafından bir hesapta hesap tutuluyor. E, ne zaman ki bu e, out of pocket limitine ulaşırsa ki bu e, planda 8200 dolar ondan sonra artık bir şey ödemiyorsunuz sigortanız Sigorta planınız ücretsiz dönmüş oluyor. Dolayısıyla out of pocket max cebinizden çıkacak maksimum yıl içerisindeki rakam demek. Ee, Tabi e, burada mesela bu planda laboratuvar testleri 40 dolar, x-ray'ler 85, MRI 325 gibi e, flat yani e, sabit rate'ler var, sabit ödemeler var. Tabi ilaçlar 4 farklı kategoriye ayrılıyor. 1, 2, 3, 4 olarak kategorilere ayrılıyor. İlacın cinsine göre de... E, Ödemeler değişebilir fiyatlandırma olabilir Tabi emergency hastanenin ağacına gittiğiniz zaman farklı e, Fiyatlandırma Urgent care Gün içerisindeki mesela poliklinik gibi yerlere gittiğiniz zaman e, Daha ucuz e, Ambulans ücretleri mesela bu planda 250 dolar gibi Rate'ler var Bir de co-insurance co-insurance da yine hastaneye yattığınız zaman yatılı bir şey olduğunuz zaman e, deductible'dan sonra deductible'a kadar ödüyorsunuz deductible'dan sonra da bir co-insurance bu bazı planlarda vardır bazı planlarda yoktur eğer co-insurance varsa planınızda bu planda mesela %20 o aynı zamanda deductible ödedikten sonra deductible üzerinde de bir rakam kalıyorsa gelen faturada onun %20'sini de siz ödüyorsunuz ki o zaman da out of pocket limiti şuraya e, eğer ulaşırsa artı zaten bir şey ödemiyorsunuz dolayısıyla e, co-insurance'da e, sonra eğer fatura daha yüksek zaten onda %20'sini söylüyorsunuz %80'ini bu planda sigorta firması ödüyor gibi. Tabi bunun haricinde bir sürü e, hizmetler alabiliyorsunuz. Ona göre e, yapılandırma, ücret yapılandırması oluyor. E, bir de e, 18 yaşına kadar çocuklarda Obama Care sisteminde Özellikle Kaliforniya'da e, diş sigortası içerisinde aynı zamanda cha, e, children's e, dental olarak e, ücretlendirmesi var. E, planın içeriğinde e, otomatik olarak geliyor. E, o şekilde biraz karışık olsa da sorularınız olabilir. E, yazarsanız cevaplandırmak isterim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.